Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle bir deneme sınavı yapacağız. Bu çözeceğimiz sorular sizler için çok önemli arkadaşlar. Çünkü sınavlarınızda çıkabilecek olan sorulardan hazırladığımız bir deneme sınavı olacak. Bu ile tane soruyu bir çözelim. Bir bakalım ne durumdayız? Her soru 2 puan biliyorsunuz. Kaç puan alıyoruz? Sınava ne kadar hazırız? Hem de bunu görmüş oluruz diyorum. Bu arada e, youtube topluluktan bir yazı paylaşmıştım sizlere. Bana baş sağlığına bulunan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim yakın bir zamanda bir trafik kazasında genç bir tanıdığımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Nedeni ise e, bu genç tanıdığımıza çarpan kişinin yani araç sürücüsünün alkollü olduğuydu. Arkadaşlar alkollü olarak araç kullanılmaması gerektiğini bir kez daha söylemek zorundayız. Lütfen alkollü olarak araç kullanmayın. Çünkü bir aile parçalandı arkadaşlar gözlerimizin önünde bir aile parçalandı. Çok üzüntü bir durum. Lütfen Alkolü olarak araç kullanmayalım olur mu? Çünkü çocuklar ağlamasın diyorum ve ilk sorumuz alkolle hademen başlıyorum. Alkol en çok beyin hücrelerini eskilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerde hangisi bu durumun sonuçlarındandır? Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması, yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması, kaza yapma riskinin azalması, sürüş yeteneğinin artması. Doğru cevabımız şkı olacaktır bakın alkol arkadaşlar beyin hücrelerini etkilerdim merkezi sinir sistemini etkiler yani kişi alkol olarak araç kullandığı zaman ya da alkol aldığı zaman karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğini azaltmış olur yollarda tam bir tehdit unsurudur. tehdit unsurunu azaltmaz kaza yapma riskin azalması demiş Hayır kaza yapma riski artar sürüş yeteneğini artırmaz azaltır arkadaşlar lütfen alkol olarak araç kullanmayın, olur mu başkalarının e, yuvalarına Ateş düşürmeli. Aşağıdakilerde hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Karna baskı uygulanması, sıcak uygulama yapılması, şekerli içecekler verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması. Doğru cevabımız. Değişik olacaktır. Yüksek ateş yani havaleden bahsediyoruz karnabaska uygulanmaz. Sıcak uygulama zaten yapılmaz. E, ağızdan da şekerli içecekler verilmez arkadaşlar. Ne yapılır? O da sıcaklığında bir küvede sokulur. Çünkü yüksek ateş var. Geldik 3'e. Hareç sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır? Soğutma fanı sökülür, motorun soğuması beklenir, vantilatör kayışı gevşetilir, radyatör sıcaklığının artması beklenir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Haret var. Haret sonucu radyatördeki su eksilmiş ve biz tekrar su eklememiz lazım değil mi? Neyi bekleyeceğiz? Motorun soğumasını bekleyeceğiz unutmuyoruz. Geldik dörde. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? 40-60-80-100 Doğru cevabımız D şıkkı 100 olacaktır arkadaşlar. Bu, bu 100'ü unutmayın. Çünkü benzer içerikli sınav soruları var. 100'ü unutmayalım olur mu? Geldik 5'e. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? Araçların muayenesini yapmak, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, el koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Araçları muayenesini yapmak emniyet kenar müdürün görevi değildir arkadaşlar. Emniyet kenar müdürün görevi duran ve akan trafiği düzenlemektir, yönetmektir değil mi? Araçların teşil işlemlerini yapmaktır. Bakın belge ve plakalarını vermektir. Trafik kazalarını, kaza tespit tutanağı düzenlemektir. Geldik 6'ya. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalı, olmalıdır? Şöyle dikkatli bakalım. Şıklar 1, 2, 3. 1-3-2-3-1-2-3-2-1 Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yani 1-3-2 Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Düz giden araçlar, dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip. Hangisi düz gidiyor? Bir nolu araç düz gidiyor. Demek ki o ilk geçecek arkadaşlar. Peki en son hangisi geçer? Tali yolda olan. Yani yol var. Lefas'ın oradaki iki nolu araç en son geçeceğine göre bizim sıralamamız. 1, 3, 2 şeklinde olacaktır. E, bu geçiş halkı, geçiş üstünlüğü bu tarz sorularda eksiği olanlar için aşağı link bırakacağım arkadaşlar. Oradaki soruları lütfen çözsünler. Öğrenme garantilidir. Hem de sınavları da çıkabilme ihtimali vardır. Hemen ilk yoruma bırakacağım merak etmeyin. Geldik 7'ye. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır. Temiz bir bez ile yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi Çeneye göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi, burun üzerine ve ense buz konulması, yüzün soğuk su ile yıkanması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Bakın burun kanaması ile ilgili yaptığım açıklamaları hatırlayın. Arkadaşlar kişinin burnu kanıyorsa oturuş pozisyonu veriliyor. Kişi oturur ondan sonra başını aşağıya doğru eğer. Bakın başını geriye doğru değil. Başını aşağıya doğru eğer. E, tabii ki burun üzerine ve enseye buz koyulabilir. Soğuk uygulama yapılabilir. Sıcak uygulama asla yapılmaz. Temiz bir bez ile de tabii ki tampon yapılabilir ve bu tarz burun kanaması ile alakalı sorularda sümkürtülür der. Aman diyeyim arkadaşlar burun kanaması olan kişi e, sümkürtülmez. Şıklarda onu verir. Dikkat edin buna. Geldik 8'e. Araçta yeni motorun alıştırılması rodaj döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır? Fazla süratten kaçınılmalıdır. Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır. Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır. Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Doğru cevabımız A olacaktır. Geldik 9. sorumuza. Kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği, uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir? Halsizlik, koma, bayılma, şok. Doğru cevabımız B şıkkı koma olacaktır. Bakın sınavlarınızda bir bu şekilde tanım verir. Bir de şöyle sorar. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybı dediği zaman yine giderseniz kumayı işaretlersiniz. Bayılma, dolaşım yetmezliği sonucu beynin kansız, oksijensiz kalması nedeniyle geçecek kısa süreli olarak meydana gelen bir bilinç kaybıydı e, ee, ise arkadaşlar hasta düz bir zemine sırt üstü yatırılıyordu kafayına doğru çevriliyordu ve bacaklar 30 santim yukarı kaldırılıyordu değil mi şok sonucu dolaşımdaki yetmezlikten dolayı doku ve organlara kan yani oksijen gitmezse de ölüm gerçekleşiyordu Geldik 10. sorumuza. Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır? Dikkatli bakalım. A şıkkı 1-3-4-2, B şıkkı 3-1-4-2, C şıkkı 4 1 3 2. D şıkkı 4 1 2 3. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı arkadaşlar. Öncelikle e, tabi ki ambulans geçecek değil mi? Daha sonra itfaiye, daha sonra polis aracı geçecek ve en son da ikinolu araç geçecek. Yine o Ayşe ilk yoruma linke bırakacağım sorular e, sizler için önemli olacak. Lütfen onlara da bakmayı unutmayalım. 11. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? Yüzün yaralanması, el bileğinin burkulması, köprücük kemiğinin kırılması, kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Bakın bir baş yaralanması sonucu arkadaşlar yüzün yaralanması, el bileğinin burkulması ya da köprücük kemiğinin kırılması. Bakın bunlar düşündürmez ama kulaktan bakın önemlidir. Kulaktan ve burundan kan geliyorsa ya da sıvı geliyorsa biz baş aralanmasını ya da sıvının gelmesinden kaynaklı omrilik zedelenmesini de düşünebiliriz. geldik 12. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? Şaft, alternatör, marş, motoru, amortisör. Doğru cevabımız A şıkkı şaft olacaktır. 13'teyiz. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur? 5-10-15-20 Doğru cevabımız D şıkkı. Yani arkadaşlar bizler normal yetişkin bir insan olarak vücudumuzdaki kanın yüzde 20'sini kaybedersek işte o zaman hayati tehlike oluşmuş olacaktır. 14'teyiz. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralara herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem hangisidir? Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması, araç çalışır vaziyetteyken yaraların hemen oradan uzaklaştırılması, aracın kontağının kapatılarak yaraların oradan uzaklaştırılması, itfaiye haber verilip gelmesinin beklenmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın kaza geçirmiş bir araç var arkadaşlar. İçerisinde yaralar var. E, ve yangın ihtimali de var. E biz ne yapacağız? Hemen aracın kontağını kapatacağız. Ve yaraları oradan uzaklaştıracağız arkadaşlar. İlk işlem bu olacaktır. Geldik 15'e. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız B şıkkıdır değil mi arkadaşlar? Bakın manevra yapacak. Yani bir önüne bakacak, arkasına bakacak, yanlara bakacak, trafiği kontrol edecek. Ondan sonra manevra yapacak. Hadi bakalım 16'dayız. Biraz uzun bir soru ama trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler? Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla, trafik ortamındaki davranışlarına farklı olduğunu, öfkeli araç kullanma eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını, trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktı arkadaşlar. Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenli sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını belirler. Biraz uzun bir soru ama dikkatli okumakta fayda vardı. Kendi koyun yediye resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır? Omurga kırığı, üst kol kemiği kırığı, ön kol kemiği kırığı, köprücü kemiği kırığı. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Şöyle dikkatli baktığımızda da görseli zaten anlaşılıyor değil mi? Ön kol kemiği kırığı tespitinde yapılacaktır. 18. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir? Motorun çekişten düşmesi, endüksiyon bobinin yanması, jikle devresinin çalışmaması, marş motorunun çalışmaması. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bujiler aşındığı zaman motor çekişten düşecektir Bu arada Arkadaşlar şu anki soru videomuzda e, levhalar ile alakalı soru eklemedim Çünkü e, bir önceki soru çözümümüzde yani yayınladığım videoda 70 tane sınavımıza çıkabilecek olan levha sorularını yayınladım Lütfen o soruları çözelim olur mu Hani aynı soruları tekrar tekrar vermemeye çalışıyorum birlikte yaşadığımız trafik ortamında kişinin Belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir. Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır. Aşırı tepki gösterilmesi, kaba ve saldırgan davranılması, kızgın biçimde korneye basılması, nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Trafik içinde hatalı davranış sergilen bir sürücü var arkadaşlar. hem kendi canın hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapmaya da olumsuz durum oluşturma riskini azaltacak hangisi? Tabii ki uyarılmasıdır değil mi? Yani nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması işte bu kaza yapma ve olumsuz durum oluşturma riskini azaltacaktır. Şahideki 20'ye yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? Anahtar kelimeleri mutlaka görmenizi istiyorum arkadaşlar. Kaza Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkartılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli. iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır. Hangisine ait itfaiyeci yöntemi? Rentek manevrası, hemlik manevrası, sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız D şıkkı sürükleme yöntemidir. Bakın e, anahtar kelimeleriniz tünel gibi dar alanlardan çıkartılmasına diyor değil mi? İri ve kilolu arkadaşlar kazazedeleri biz sürükleme yöntemiyle taşıyoruz. Rantek manevrası şekle şu şekilde söyleyelim. Araçtan çıkarılma ile alakalı tüm sorularda rantek manevrasını işaretleyebilirsiniz. Biz de biz, bizim için Burada önemli olan hemlik manevrasıydı. Neydi o da? Allah korusun diyoruz ama gemlik seyitinin boğazımıza kalması yani tam tıkanma sonucunu biz hemlik manevrasına uyguluyorduk. Bunlar bizim için önemliydi. 21. Belediye sınırları içinde karayolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir? Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'ndan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Belediye Başkanlığı'ndan. Doğru cevabımız D şıkkı belediye başkanlığından olacaktır. Arkadaşlar bakın belediye sınırları içinde diyor değil mi? Belediye sınırları içinde diyorsa hemen gidin belediye başkanlığını işaretleyin. Belediye sınırları dışında der ise işte o zaman da hemen gidin kare olarak genel müdürlüğünü işaretleyin. Geldik 22'ye. Aşağıdakilerden hangisi? Motorun parçasıdır. Aks, şaft, roteli, karter. Doğru cevabımız. D şıkkı karter motorun parçasıydı arkadaşlarım. 23'teyiz. Yine uzun bir soru. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Kazansede düz olarak sırt üste yatırılır. Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. Kazansedenin bacakları 30 santim kadar yukarı kaldırılır. Şıklar şokun engellenmesi, kanamanın durdurulması, zihinsel aktivitenin korunması, sindirim işleminin rahat olması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Şokun engellenmesi amaçtır arkadaşlar. Bakın sırt üste yatırılıyor, baş yana çevriliyor ve çene göğüsten uzaklaştırılıyor. Ayaklar da yani bacaklar 30 cm yukarı kaldırılıyor. Geldik diğer sorumuza. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı arkadaşlar. Bize kısaca A2 sınıfını sormak istiyor soruda. Geldik 25. E. Hadi bakalım yarıladık. Bu sorunun bu kadar kalabalık olduğunu aldanmayın arkadaşlarım. Dikkatli okuduğumuz zaman cevabı kolay. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yolu çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini, çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini, kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini, devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın kesir çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştirebiliyordu. Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştiremiyordu. Bunu bildiğimiz takdirde biz her soruyu çözeriz. Geldik 26'ya yine uzun bir soru. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir diyor arkadaşlar. 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerin arasına hafif çavurulması, baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması, bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması, bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması. Doğru cevabımız C şıkkı değildir arkadaşlar. Şimdi e, bu durumda bebeği ilk yardımcı bir kolu üzerine ters, ters olarak yatırıyordu. Daha sonra baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesini kavruyordu değil mi? 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına yani kürek kemiklerin arasına hafifçe vuruyordu. E, hemen aşağıda ilk yorumda en çok çıkan ehliye sorular var arkadaşlarım. Bu tarz soruları hemen altına görseller de ekleyerek açıkladım. Dileyen bakabilir geldik değerine. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Geçişler dışında trafik sağdan akar. Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir. Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır. Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı arkadaşlar bakın yanlış olan denizde şıkkı diyor ki hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmeli diyor sol şerit sürekli işgal edilemiyordu değil mi arkadaşlar hızlı araçlar da yani e, hızlı araçlar sadece sürekli sol şeritten gidecek diye bir şey var mı hayır yok. geldi 28'e kazasadelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur ilk yardım sorusu boşaltım sistemini dolaşım sistemini hareket sistemini sindirim sistemini. Doğru cevabımız C şıkkı hareket sistemini ilgilendir. Bakın kırık, ezilmeler yani e, hareket hareketli eklem yerlerinde görülebiliyordu değil mi arkadaşlar? Bu da bize hareket sistemini gösterecektir. 29'dayız. Sürü sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekillik ikaz ışığının yanması süreceğini bildirir. Şarj sisteminin çalışmadığını, yağ basıncının çok düştüğünü, lastikte basınç kaybı olduğunu, soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini Doğru cevabımız D şıkkı soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini bize bildirecektir. Hadi bakalım geldik 30. sorumuza. Buraya kadar gelen arkadaşlarım like tuşuna basarlarsa bizlere destek olması adına çok çok mutlu oluruz. Aşağıdakilerden hangisi? Dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır. Kanayan bölgeyi aşağı indirmek, kanayan yer üzerine temiz bir bese bastırmak, uzuv kopması varsa borcu sargı uygulamak, kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Kanayan bölge aşağı indirilmez kalp seviyesinden yukarıda tutulur. Geldik 31'e. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Şoka karşı önlem alınması, yaşam bulgularının kontrol edilmesi, dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması, bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması. Doğru cevabımız C şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Dışarı çıkan organlar içeri sokulmaya çalışılmıyordu değil mi? Ve ağızdan yiyecek içecek de verilmiyordu. Geldik 32'ye. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü. Aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? turaklamak, araç içi ışıkları yakmak, uzağı gösteren ışıkları yakmak, sadece park veya sis ışıklarını yakmak. Doğru cevabımız C şıkkı uzağı gösteren ışıkları yakmak sorundadır. Geldik diğerine. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? El freninin daha iyi tutmasına, motor parçalarının zarar görmesine, egzoz susturucusunun delinmesine, lastik hava basınçlarının düşmesine. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Motor parçalarının zarar görmesine. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedala üzerine temas ettirilmesi, debri debriyaj pedalına hiç basılmaması, debriyaj pedal boşluğunun artması, debriyaj teline kopması. Doğru cevabımız Ay şıkkı olacaktır. E, manuel araç kullanacak olanlara şimdiden söyleyelim arkadaşlar. Debriyaj balatasının erken bitmesini istemiyorsanız e, hareket halindeyken ayağınızı debriyaj pedalının üzerine temas ettirmemeye çalışın. Geldik 35'e. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? Arka ses lambası ikaz ışığı, hava yastığı ikaz ışığı, akü şarj ikaz ışığı, ABS fren sistemi ikaz ışığı. Doğru cevabımız C şıkkı. Akü, şarş, ikaz, aşı. Hadi bakalım 36'dayız. Kırım bölgesine yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? Meyve suyu içerilmesi, şoka karşı önlem alınması, yara yerinin soğuk tutulması, yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi. Doğru cevabımız A olacaktır. Biraz önce söylediğim açıklamayı hatırlayın arkadaşlar. Bakın karın bölgesine yaralanma olanlarda ağızdan yiyecek içecek verilmiyor. Meyve suyu da verilmiyor arkadaşlar. Geldik 37'ye. Aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır? Frenler, lastikler, yakıt seviyesi. Hemen şıklara bakalım. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1 2 ve 3. Doğru cevabımız değişik olacaktır bakın aracı kullanmaya başlamadan önce frenler sağlam olacak iyi olacak lastikler ve yakıt seviyesi bunların durumu iyi olacak arkadaşlar 38 araç koordinalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır araç geçmede uyarı amaçlı karayolunu kullananlara uyarma amaçlı konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişin haber vermedi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Arkadaşlar araç geçmede bakın uyarı amaçlı biz korneye kullanabiliriz. Uyarma amaçlı kullanabiliriz. Bakın ilerisi görülemeyen bir kavşağa ya da bir tepe üstüne yaklaşacağımız zaman yani gelişimizi haber vermek için korneye basabiliriz. Ama konvoy oluşturmuş araçlarda bakın kamunun huzurunu bozacak şekilde diyor değil mi? İşte bu yasak olacaktır geldik 39'a. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi hangisidir? Sürüş konfor ve güvenliğini sağlamak, aracın ivmelenme süresini artırmak, lastiklerin ömrünü uzatmak, yakıt tüketimini azaltmak. Doğru cevabımız A şıkkıdır değil mi? Seyahate başlamadan önce biz koltuk ve ayna ayarını neden yaparız arkadaşlar? Daha konforlu bir sürüş ve daha güvenli bir sürüş elde etmek için. Geldik 40'a. Üzerinde yaralı taşınan sendinin taşınma yönü nasıl olmalıdır? Yaralının ayakları önde olacak şekilde, yaralının baş kısmı önde olacak şekilde, yaralının yarasına göre değişir, yaralının isteğine göre değişir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar e, üzerinde yaralı taşınan sevdiğin taşınma yönü. Evet A şıkkıdır. Yani yaralının ayakları önde olacak şekildedir. Ambulansa geldiğimiz zaman ise yaralının baş kısmı önde olacak şekilde e, ambulansa bindirilir. Bunu da söylemiş olalım. Geldik 41'e. Bebeklerde 0-12 ay tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Göğüs ve, sırt, göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması, sağ elin yumruk haline getirilerek göğüs merkezine vurulması, göğüs kemiği 6 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulanması, bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. Doğru cevabımız D şıkkı doğru olacaktır ve diğer sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder? Yolcu indirirken beklemek, 5 dakikadan fazla beklemek, kırmızı ışık yanarken beklemek, görevlilerce verilen emirle durmak. Doğru cevabımız A şıkkı yolcu indirirken beklemek duraklamayı ifade ediyordu. Eğer biz 5 dakikadan fazla bekleyeceksek bu park etmeydi arkadaşlar. Bakın kırmızı ışık yanarken bekledik yani durma. Görevlilerce verilen emirle durma. Önümüzdeki araç durdu biz de durduk bu durmadır arkadaşlar. Geldi 43'e. Motorda hava filtresinin görevi nedir? Suyu temizlemek, yağı temizlemek, yakıtı temizlemek, havayı temizlemek. Doğru cevabımız D şıkkıdır değil mi? Hava filtresi. Bakın hava filtresinin görevi havayı temizlemektir. Hadi bakalım 44'teyiz. Bu soru e, neyse bir çözelim de öyle ondan sonra söyleyeyim. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunludur? 1 Eylül, 1 Ocak, 1 Ekim, 1 Şubat, 1 Kasım, 1 Mart, 1 Aralık, 1 Nisan. Doğru cevabımız D şıkkı 1 Aralık 1 Nisan olacaktır. Arkadaşlar bu soruyu tam tersine size sorabilirler. Şu anki bizde soru, şu an bizim sorumuzda bizden tarihi istemiş değil mi? 1 Aralık 1 Nisan diye işaretledik. Bir diğer benzer ehli sınav sorusunda ise bu sefer de size 1 Aralık 1 Nisan'ı verir ve ne için kullanılması gerektiğini ister. İşte o zaman da kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğuna dair o şıkkı bulur ve hemen işaretlersiniz. Geldik 45'e. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir. Bu duruma bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur? otu otoyola çıkması, araç sayısının fazla olması, araçlardaki yolcu sayısının artması, sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması. Doğru cevabımız D şıkkı sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması olacaktır. 46'dayız. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? 2, 3, 5, 10. Doğru cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktır. Geldik 47. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar? Şarj sistemi, yağlama sistemi, soğutma sistemi, ateşleme sistemi. Doğru cevabımız B şıkkı yağlama sistemi sağlayacaktır. 48'deyiz. Trafik sabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alık konulmasına ne denir? Trafik suçu, trafik terörü, trafik kusuru, trafikten men. Doğru cevabımız. D şıkkı bakın trafikten alık konulmasına trafikten men adı verilir. 49'dayız arkadaşlarım üzerinde rak ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini kurur? 30, 40, 50, 60 doğru cevabımız A şıkkı olacaktır ve geldik son sorumuza hadi bakalım bitti. Aşağıdakilerde hangisi kavrama debriyaj sisteminin görevidir? Motorun hareketini swap'lara iletmek veya kesmek, motorun hareketini alternatüre iletmek veya kesmek, motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek, motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek. Doğru cevabımız C şıkkı motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek olacaktır. Arkadaşlarım deneme sınavımız şu an için bitmiştir. Kaç puan aldığınızı lütfen aşağı yorum bölümüne yazın. Ben de sizi bir değerlendireyim. Diğer açıklamalı deneme sınavlarımıza ulaşmak için hemen aşağıda ilk yoruma linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Her zaman sağlıcakla kalın.